Müşteri İlişkileri Yönetimi Ünite 8 Müşterinin mutsuzluğu sadece satın aldığı ürün ya da hizmetle ilgili değildir. Müşteri için satın alma öncesinde yaşanan deneyimden duyulan tatminsizlik mutsuzluk yaratır. Çalışanlar, elemanlar ile ilgili tatminsizlik yaşanması mutsuzluk yaratır. Satın alma sonrasında yaşanan deneyimden tatminsizlik yaşanması mutsuzluk yaratır. Mutsuz müşteriler susmayı ve hiçbir tepki vermeden satın alma yapmayı kesmeyi seçebilir. Susmayı ve satın almaya ve kullanmaya devam etmeyi seçebilir. Mutsuzluğunu üçüncü ve çözüm getirebilecek partilere iletebilir. Yasal yollar ile işletmeye, dava açarak çözüm aramak, şikayet etme misyonunu üstlenmiş kurumlar aracılığı ile çözüm aramak bu seçeneğin örneklerindendir. Kendisini mutsuz eden, ürünü, markayı, işletmeyi boykot edip Benzer deneyimleri yaşayan diğer tüketici kitlelerini örgütleyebilir. Mutsuzluğunu eşi ve dostu ile konuşarak hafifletmeye çalışabilir. Mutsuz müşteri mutsuzluğunu işletmeye iletmeyi, yani işletmeye doğrudan şikayet etmeyi seçebilir. Mutsuzluğunu işletmeye ileten bir müşteri, işletmeye ikinci bir şans vermiş ve "Senden alım yaptım ve mutsuzum. Çözüm istiyorum." diyerek işletmenin müşterisi olmaya devam etme niyetini ortaya koymuş demektir müşteri hangi tür sorunlarda nasıl davranılacağına yönelik kararı satın alım için harcanan para, zaman ve emek miktarına bakarak verir. Parasal değeri yüksek, satın almak için çaba ve zaman harcadığı ürünlerde mutsuzluk yaşamışsa şikayet etme eğilimi yüksek olur. Genelde şikayet etmeye eğilimli olup olmamak, satın alınan ürünün önemi, şikayet edilirse olumlu sonuç alıp almayacağınıza yönelik inanış, sektöre ait izlenimler mutsuzluk kaynağı mağaza, marka ya da işletme ile ilgili önceki deneyimler, mutsuzluk ile ilgili olarak kimin suçlandığı, şikayet mekanizmalarını bilmek önemli karar değişkenleridir. Ek olarak müşterinin zamanının olup olmaması, birlikte olduğu kişilerin baskısı ya da desteği de önemlidir. Müşterilerde tatminsizlik mutsuzluk yaratan şeyleri ve bunların nedenlerini bulmak amacıyla bilginin toplanıp işlenmesine şikayet yönetimi denir. Şikayetlerin yönetilmesi süreci çok temel olarak beş aşamadan oluşur. İlk aşamada şikayetler alınır, ikinci aşamada şikayetler incelenir, üçüncü aşamada şikayetler çözümlenir, dördüncü aşamada müşterinin kazanılması için müşteri ilişkilerinin yönetimine devam edilir ve şikayetin bir daha ortaya çıkmaması için önlemler alınır. Şikayetler bir salgına dönüşmüş ise işletme 1 iletişim kur 2 tazmin et 3 düzelt ilkelerinden yola çıkar. Aslında bu 3 temel ilke şikayet yönetiminin 3 temel ilkesi olan 1 dinle 2 düzelt 3 değiştir ile birebir aynıdır. Sadece salgın halinde iletişim kurulacak kitle büyür ve yönetilmesi zorlaşır. Ürünleri ile ilgili sorunlu zamanlar yaşayan bir işletme için birebir iletişim ve kitle iletişim olmak üzere iki iletişim seçeneği vardır. Sorunun büyüklüğüne ve duyumuna bağlı olarak iki seçenekten biri ya da çoğu zaman ikisi de kullanılmak zorundadır. İletişimin içeriği açısından işletmelerin ortada bir sorun olduğunu ve sorumluluğu samimi bir şekilde kabul etmek özür dilemek, sorunu kabul etmek ama sorumluluğu kabul etmemek, mazeret üretmek, sorumluluğu kabul etmek ama ortada sorun olduğunu kabul etmemek, inkar etmek ve hem sorunu hem de sorumluluğu kabul etmemek olarak sıralanabilecek dört seçeneği olduğu söylenebilir.